Bununla mı vurdun Kerim ağayı? Konuşmayacaksın demek. Öyle olsun Nadir Ciro. Nasıl olsa bundan sonra beraberiz. Babam nerede? Neden götürdüler babamı? Şşş, yapma ama böyle. Duymadın mı baban giderken ne dedi? Ne dedi? Korkma dedi. Büyüdün artık, korkma aslanım dedi. Korkmuyor ki Mehmet. Neden korksun? Sahi mi? Cık. Hem gelecek baba. Temelli gitmedi ki. Oyun oynuyorlar asker abilerle. Değil mi? Şşş, aramızda ama. Aramızda değil mi Mehmet? Şşş. Aferin aslanım. Aferin. Yeter, konuşmayın kendi aranızda. Cemil, bayana da kelepçe takın. Takmam. Sen mi bakacaksın çocuğa? Baba, 2 dakika geç gelsin şu jandarma, bitireceğiz işi. Gördün mü nasıl baktığını? Ne? Kız oydu değil mi? Kudret'in kardeşi. He. Onu da takmış peşine hayvan. Jandarma hepsini aldı. O kızın konuşmaması lazım. Nasıl? Ne nasıl? Bir an nasıl bildiklerini, çifti, kumar, abisi. Gözünün önünde öldürdük herifi. Ne olur bir düşündün mü? Ne yapacağız peki? Konağa bırak beni. Baran'la karakola geçin hemen. Savcı gelmeden hemen halledin. Hadi, hadi. Düş hadi. Bekleyeceksin burada biraz. Olur. Diğerlerini nereye alacağız? Bilmem. Sorarız komutana. Diğerleri kim? Diğerleri kim? 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 Diğerleri kim? Komutanın çayınız. Nereye aldınız adamı? Nezarethaneye indirdiler komutanım. İyi, iyi. Tamam, gidebilirsin. Emredersiniz komutanım. Getir bakalım, getir. Ne bakıyorsun lan? Bassana lan şunun kafasına. Komutanım. Ne var? Nezarethane merkezi. Çocuk bayanla kalsa, bekleme odasını alsak. Alırsın, tamam. Beklemeyin kapıda. Hadi içeri. Aslanım, seni de mi aldılar? Bırakırlar mı abi? Yürü. Bırakın! Yürü. Turaç, sakin ol. Bağırma, abi, bağırma. Abi, Turaç, sakin ol. Gel de oraya koy, bırak! İndir buraya kolunu. Aslanım, ne diyorlarsa yap. Turaç. Abi. Mehmet'le bağır. Turaç! Allah benim belamı versin. Allah!
Allah benim belamı versin! Allah benim belamı versin! Nezarethaneden iyidir abla. Su falan getirecekler. Zaten ben de hemen kapıdayım. Bir şey lazım olursa ses edersiniz. Tamam. Sağ ol. Babam nerede? Nadir'i görebilecek miyiz? Mümkün değil. Ancak avukatına gösterirler. Avukat? Var mı avukatı? Neredesiniz be? Hadi be, açsana telefonunu. Neredesin? Gazi yoldaş! Kemal oğlum, ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Yetişmen lazım. Nadir abiler çok kötü. Yetişmen lazım Gazi yoldaş. Cemil! Emredin komutanım. Ne yaptık bunların kullandığı arabayı? Arkadaşlar yolda komutanım, getiriyorlar. Ruhsat sahibine bir bakalım gelince. Emredersiniz komutanım. Ne işin var burada? Birazdan görürsünüz. Ne oluyor Baran? Ne oluyor? Komutanın nerede? Oğlum, komutanın nerede diyorum. İçeride komutanım. Kim geldi diyelim? Nadir Cura'nın avukatı dersin. Gazi? Bahar, burada mısın? Mehmet de yanımda. Ne oluyor burada? Sen bir gelsen. Seninle konuşacaklarımız var. Kimseyi salmıyorsun içeri. Demek jandarma ha? Öyle. Aldılar. Belki böylesi daha hayırlıdır. Hayır mı? Sen ne diyorsun ha? Nasip diyorum. Her şeyin bir vakti var. Asude, sen bir şey söylemeyecek misin? Cenazemiz bugün değil mi ağa? Ertelemeyeceksin. Bugün, bugün. Oyalanmayalım daha fazla. Gelene gidene bakalım. Cemre hadi. Melike Hanım. Hiç hesapta yoktu değil mi? Kanını alamadan kardeşini toprağa koyacaksın. Koskoca Aziz Bahtiyan. Zor değil mi? Bugün olmadı, yarın alırız Reşat'a. Kan dediğin avucumuzun içinde.
Beyler, delirdiniz herhalde. O kız bu işe karıştırılmayacak, çıkartılacak. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hazır savcı yokken ortalıkta halledelim, üzülmeyelim. Ama beyler, tutanaklar var, deliller var. Aynı arabadan çıktı bunlar. İstersen 10 dakikada hepsini düzeltirsin. 10 dakika. Doğru diyor. Doğru. Ama böyle olmaz. Ne? Nadir'le görüşmem lazım. Bakalım o ne diyecek. Nadir köpeğine ne oluyor lan? He? Kim ki o? Anlamadın mı hala? Soruyor musun Nadir kim diye? Savcıya karşı ağız birliği etmezsek ne olur? Bir anlat arkadaşlara. Ben nezarethaneye iniyorum. Bakma sen de aval aval. Yaz ne yazacaksan, tutanak mı imza mı her ne altsa hadi. Buyur abi. Nasılsın? İyiyim Gazi. Abi! Kurtar bizi buradan abi! Ne olursun abi yap bir şeyler! Yapacağız Turaç. Az bekle oğlum. Bahar'ın tutulması bu adamların işine gelmiyor. Ama bana sorarsan kalsın. Ne varsa anlatsın. Abi senin infazını, senin olayını. Sıkışsın köşeye Bahtiyanlar. Sen rahatlarsın. Ne rahatlaması Gazi? Cinayet var ortada. Var, evet. Ama tahrik de var. Namus meselesi var. Kerim'i anlattık mı? Biliyorum zor ama yani karınla ilişkisini. İndirimi var bunun Nadir. Yok. Olmaz Gazi. Mümkün değil. Ne? Ne diyorlarsa yapalım. Bahar çıksın. Mehmet. Mehmet yanında mı? Evet. Yukarıdalar. İyi. Turacı da salsınlar. Bir ben kalayım. Başkası yanmasın. Sonrası mühim değil zaten. İndirim falan da istemez. Gönül'ün adı hiçbir yerde geçmeyecek. Oğlum, sen delirdin mi? Bitersin. İçeride seni çürütürler. Ziyanı yok. Yol buraya kadarmış Gazi. Ben neysen eğer, böyle olsun. Yok değilsen, canın sağ olsun Gazi. Abi, abi ne yapıyorsun? Neler söylüyorsun abi? Bakın beyler, sırf bunlar için bile yatarlardı. Uzatma, uzatma. Tamam mı tutanak? Hazır. Asker! Emredin komutanım. Turaç aşarı bırakıyoruz. Emredersiniz komutanım. Kadınla çocuk? Onlar yan taraftalar. Zahmet verdik. Sağ olasın. Ne demek? Bahtiyanları üzer miyiz hiç? Cenaze ne zaman? Baran yürü gidelim. Benim elimden bir kaza çıkacak. Heh.
Dayı. Vay be. Bir de dayı vardı bir zamanlar. Yazık oldu. Ne bakıyorsun lan? Gel. Nereye? Serbestsin. Abi. Turaç. Abi sen ne olacaksın? Düşünme beni. Mehmet'ime iyi bakacaksın Turaç. Yoksa iki elim yakan da unutma. Hiç merak etme abi. Bahar'a da dikkat et. Tamam. Herkes sana emanet. Herkes Turaç. Herkes. Abi nasıl bırakacağım ben seni burada? Turaç. Ağlama aslanım. Ağlama. Sen bana dışarıda lazımsın. Hadi aslanım. Hadi. Hadi. Sevk başlamadan karakola geçiyorum. Evet, orada başlayacağım ifadeye. Hassas konu başsavcı. Malum Bahtiyanlar. Bir yerden yakalarsak gerisi çorap söküğü gibi gelir. Evet, çözersek Nadir Cura ile çözeriz. Gerisi zor. Bahar Hanım. Evet. Ne var? Artık Nadir de yok. Ne yapacaksın? Sana ne? Ayıp oluyor ama. Böyle ters konuşma. Seni düşündüğümden soruyorum. Sen kimsin ki beni düşünüyorsun? Nasıl çıkıyorsun karşıma? Ha? Nadir yok diye mi? O varken neredeydin? Cesaret mi edemedin? Şimdi böyle silahlarınla, adamlarınla mı çıkacaksın karşıma? Aha. Hadi bin arabaya. Turaç. Civan Bey. İki dakika daha bekle. Dur, nereye? Komutanın haberi var, aç. Nereye gitti öyle? Ne bileyim. Allah'ın delisi. Savcı geliyor. Aha buradasın Nadir Bey. Nasıl girdin buraya? Bahtiyanlar her yere girer oğlum, söylemedim mi ben sana? Hoş geldiniz sayın savcım. Hoş bulduk.
Ne yaptınız? Başladınız mı Nadir Jura'nın sorgusuna? Yok, sizi bekliyorduk. Aldıralım mı hemen? Acelesi yok. Bir görelim önce. Nezarethanede mi? Tabii savcım, buyurun. Kafamızda besledik ulan seni! Evimizde ulan! Nasıl bir şerefsizsin ulan sen? Şerefli kim ha? Sen misin? Amcan mı? Sus ulan! Bahtiyanların bir tane ağası var. Ömrünce kulluk yaptığın bir tane adam. O da Aziz Ağa. Hadi. Öldür beni. Sonra git anlat. De ki, pişman değilmiş Nadir. Kalksa yattığı yerden her gün, her dakika bir daha vururmuş Kerim'i. Ağalığı da, kulluğu da gözü görmezmiş. Evladından, hayatından geçmiş. Haysiyetinden vazgeçmemişti. İyice anladın mı beni Civan? Git söyle Aziz Bahtiyan'a. Sıktım alnına, geberttim ama Nadir ölürken bile gözünü gözümden ayırmadı de. Aç oğlum kapıyı. Alırken oldu mu bir vukuat? Yok savcım. Tutanaklarda da var zaten. Aç duruyorum. Aç. Aç. Uzat kollarını. Buyurun savcı. Buyurun. Sen misin Nadir Jura? Savcımız Arif Bey. Ortalığı ayağa kaldırmışsın. Konuşmuyorsun. Ne söyleyeyim? Böyle olmaz, haklısın. Haklısın. Biz soralım, sen söyle. Alın bunu sorguya. Emredersiniz. Uyandın mı? Al yemek ye. Aç durulmaz. Bir ihtiyacın olursa seslen bana. Olur. Hadi afiyet olsun. Yine gelirim. Yanıyor kadın, Allah'ıma yanıyor. (Gülüyor)
Sabahtan beri öksürüyor. Geçmedi gitti oğlanın hastalığı. Verdin mi senin otlardan yine? Vermem mi Keriman, vermem mi? Dinlensin biraz. İki gündür çok yoruldu. Uyansın da bir çorba kaynatırız. Sen nasılsın güzel kızım? Bilmiyorum nine. Nadir de yok artık. Sorma, bilmiyorum. Nasıl diklendi ama civana? Helal olsun. Böylesi yakışır Nadir abime. Kim bilir neler yakıştırıyorlar Nadir'e. Gelmiştir savcı. Başlarlar sorguya, ben gidiyorum. Burası sende Turaç. Merak etme abi. Abi. Cezaevi kesin mi? Kesin. İçeride ne yapacak tek başına? Rahat bırakmaz ki Bahtiyanlar. Düşünürüz bir şeyler, merak etme. Senin paran var mı? Yok. Jandarma almıştı. Abi hala oradaysa... Unut onu sen. Çok değil mi abi? Hayır. Üstünde bulunsun. Hadi eyvallah. Allah belalarını versin. Tamam kapat, arayacağım. Ne oldu? Abi dayıyı kaybettik. Ne? Karakolun orada beklerken Zahit ileri geri konuştuydu. Bir dayı vardı bir zamanlar gibisinden. İçimi kurt düştü, aradım. Ulaşamadım. Şimdi geldi haberi. Evinde bulmuşlar. Güya asmış kendini. İnsan değil lan bunlar. Çocukları. Nereye abi? Karakola, Nadir'in yanına. Yolda atarım seni. Dayının evine gider bakarsın. Atla. Ne diyeceksin gidip Kerima? Diyeceğimiz bellidir nine. Zorla değil ya. Değil ama... Sen yine de dikkat et Kerima. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Sen de. Hadi selamet de. Selamet. Nasıl yani? Tek başına mıydı yakalandığında? Evet savcım, yolda kıstırdık. Bahtiyanlar peşinde değil miydi? Ne oldu telefon dinlemeler? Vallahi dinlemedeyiz hala ama dikkate değer bir şey yok. Köylerden birinden isimsiz ihbar aldık. Onun üzerine gittik, yakaladık. Karısı, çoluğu çocuğu yok mu bu adamın? Biri daha kayıptı hani, yanındaki genç bir çocuk. Haberimiz yok hiçbirinden savcım. Tek başına yakaladık. Araba kimin? Ruhsat sahibi Nusret Çeliker. Dayı diye biliniyor buralarda. O da Bahtiyanlarla çalışıyor. Nerede şimdi bu adam? Baktırıyoruz adresinden savcım. Gir. Ne var? Buyurun komutanım. Nasıl ya? Ne olmuş? Nusret Çeliker'i evinde ölü bulmuşlar. Ne yapıyor bu Bahtiyanlar? Ne yapıyorlar? Cemre. Hı. Asu denge nasıl? Uyuyor. İlaç verdiler. Anneleri de yanında. Sen de uysan biraz. Bak rengin gitmiş. Olsun. Bitsin de şu telaş. İkindiyi mi bekliyoruz? Evet. Civanlar gelsin, adli tıbba gideceğiz. Cenazeyi alıp oradan da... Kusura bakma saçmaladım. Neler anlatıyorum sana? Olsun. Ne lazımsa yapılacak işte. Sen kendine dikkat et ama, olur mu? Sağ ol. Cemre. Mutfağa bakacağız hadi. Geldim anne. Görüşürüz. Görüşürüz. Ağam. Ne yaptınız oğlum? Bekliyoruz. Kadiroğulların akrabalar geldi. Civan'dan haber? Aradım yolda. Halledebilmiş mi? Neyi ağam? Ha, önemli değil. Adamlara söyle çiftliği de açsınlar taziye için. Herkes doluşmasın buraya. Baş üstüne. Başka emrin ağam? Yok oğlum. Yok aslan. Vay
ay ben öleydim. 8 aylık körpene kuzum vardı. Dağlar taşlar buna düz mü dayanır? 8 aylık körpene kuzum vardı. Dağlar taşlar buna düz mü dayanır? Düz mü dayanır? Seher yelin eser, dallar sallanır. Şeyda bülbül gülü görse dillenir. Vay ben öleydim.